Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşlerim şimdi inşallah bu dersimizde meçhul fiili göreceğiz. Fakat meçhul fiili görmeden evvel bundan önce çekmiş olduğumuz o malum fiil. Şundan da bahsedelim. Fiiller ya malumdur ya da meçhuldür. O ne demek diye hemen sorarsanız şöyle izah edelim. Fiillerdeki bu işi yapan fail ya malum oluyor yani bilinen veyahut da meçhul oluyor. Meçhul bilinmeyen demek. Şimdi manasından yola çıkarak daha iyi anlayacaksınız. Malum fiil nasara yardım etti dediğimiz zaman o yardım etme işini yapan birisi var ortada. Peki meçhul fiil nasıl oluyor? Meçhul fiil de nusira diyeceğiz şimdi bakın. Nusira. Bu kalıbı ezberleyeceğiz bugün. Burada da yardım olundu diyeceğiz. Yardım olundu. Kim tarafından yardım olundu belli değil. Onun için meçhul fiil diyoruz buna. Anlaşılmıştır herhalde. Yani kısacası malum fiildeki fail var. O işi yapan belli. Ama meçhul olan fiilde ne yok? Fail belli değil meçhul. Onun için bu isimle isimlenmiş. Şuna hemen yere gelmişken söyleyeyim. Yani bu isimler, bu tabirler zaman içinde kavrandığı zaman daha iyi olacak. Çünkü bu isimlerin e, ifade ettiği manalar önemli. Onun için hem kolay kavramak için bu isimlerle birlikte de devam edeceğiz inşallah. Ama zamanla olacak. Yani bu isimlerin hemen yerleşmesi mümkün değil. İsteseniz de olmaz. Çünkü çok böyle çok farklı farklı duymadığımız kelimeler duyacağız. Ama zamanla tekrar ede 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 bunları inşallah meleki haline gelecek ve onları öğreneceğiz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden önce bundan önce çekmiş olduğumuz malum fiilden nasarayı çekmiştik. Nasarayı herhalde ezberlemişsinizdir. Fakat bugün birlikte birkaç tane daha fiil çekelim. Önce ben söyleyeceğim sonra siz söyleyin. Mesela e, elimiz burada parmağımızla önce ben çekeyim sonra siz söyleyin ne gibi mesela hangi fiili çekelim katele'yi çekelim katele katele öldürdü demek katele katele katelu katelet katelete katelne katelte kateltüme kateltüm katelti kateltüme kateltünne kateltü katelne kateltü ne demek ben öldürdüm katelne biz öldürdük. Peki, e, şimdi bunları öyle çekeceğiz ki e, öyle bir hale gelecek ki hiç düşünmeden düşünmeden çekeceğiz mesela. Darabeyi çekelim. Darabe dövdü de demek. Darabe, da tarfiyle. Darabe. Darabe, darabu. Bakın burada elif koyduk. Burada vav. Wow. Darabe. Darabe, darabu. Darabet. Darabete. Darabne. Darabte darab tüme darab tüm darab ti darab tüme darab tünne, darab ne darab, darab tü, ben dövdüm darab ne biz dövdük ketebe fiilini çekelim ketebe yazdı demek ketebe ketebe ketebu ketebet ketebete ketebne bir daha çekelim ben söylerken siz de söyleyin ketebe ketebe ketebu ketebet Ketebette, keteb ne? Keteb te, keteb tüme, keteb tüm. Keteb ketebtü, Şimdi gelelim bugünkü dersimize. Bugünkü dersimizde bu meçhul fiilin kalıbına bakarsanız. Daha önce neyi çekmiştik? Nasara'yı çekmiştik. Bir de şunu söyleyeyim. Bu fiili mazideki, bu fiilin sonundaki bu harf hiçbir zaman değişmez. Unutmayın. Çok kalıplar göreceğiz bundan sonra 24 sigayı çekerken. Onların sonları değişken olabiliyor ama bu fiili mazinin sonu fete üzere mebnidir. Yani bunun bu üstünü hiç değişmez. Yani bunun atıyorum nasa RU şeklinde hiçbir zaman göremezsiniz. Şimdi bakalım ne değişiklik olmuş arada? Gördüğünüz gibi ilk harf ötre olmuş. Sonra sat harfimiz esreli. Yine sonu değişmez dedik, değişmemiş. Nasıl oldu? Nusira. Nusira. Manası ne? Manası yardım olundu demek. Yardım olundu. Bir gayper ne diyeceğiz? Geçmiş zamanda yardım olundu. Şimdi çekimini yapalım. Artık tek tek böyle mana vermeyeceğim. Sadece çekimini yapacağım. Buradaki olan değişikliğe bakacağız. Sadece bakın kalıp aynı. Her hepsinde kalıp aynı. Şimdi bakın çekiyorum. Nusira. Nusira. Nusiru. Nusiru yardım olundular cemiyerler. Nusirat, nusirata, nusirne, nusirte, Nusir te, nusir, tüm, nusir tüme, nusir tüm, nusir ti, nusir tüme, nusir nusir tü, nusirna. Bu meçhul fiil çok fazla gelmiyor. Çoğun, çoğunlukla malum fiil gelir. Onun için korkmayın yani ya buna kadar karışık demeyin. Bunların hepsi çözülecek zamanla. Bir kere daha çekelim. Nusira, nusira, nusiru, nusirat, nusirata, nusirne, nusirte, nusirtüme, Nusirtun, nusirti, nusirtüme, nusirtünne, nusirtü, nusirna. Sadece şu iki harfteki harekelerin değişikliğiyle ortaya çıkıyor. Bu bir kalıp. Mesela gateleyi alalım, bu buraya koyalım. Gatele ne demekti? Gatele öldürdü. Gatele. Buraya getirirsek kutile olur. Kutile ne? Öldürüldü. Kutile. Öldürüldü. Darabe ne demek? Dövdü. Duribe. Dövüldü. Feteha. Açtı demek. Feteha. Fatih. Fatih Sultan Mehmet Han. Fatih niye? Çağ açmış adam da ondan. Fatih. Fatih açan demek. Peki Feteha. Açtı. Fütiha. Açıldı anlaşıldı değil mi? futiha ne olmuş? açıldı. Kim tarafından açıldı belli değil ama açılmış. Siz buna çalışırsınız. Yani bu bunların çekimini yaparsınız. Bundan sonra fiili muzari geliyor. Onu da görelim fiili muzariyi. Evet, fiil-i muzariyi görüyoruz. Bu fiil çok kullanılan bir fiil ve genellikle hep bu fiilden geliyor diyebiliriz. Bunun evveline ma gelecek, la gelecek, li gelecek. Hep bu kalıp, aynı kalıp. Yani bu kalıbı şimdi göreceğiz. Bu kalıpta Öncelikle neyi bilelim? Öncelikle manasını bilelim. Şimdi bu nasaramızın başına bizim ne geldi? Y geldi. Görüyor musunuz? Y, Y. Bunlar muzarat harfleri. Ne harfi? Muzarat. Y harfi gelir. Veya da ne gelmiş? T harfi. Görüyor musunuz? T, T. Burada Y var yine. Bakın burada da ne var? T harfleri var. Burada ne var? T var. Bir de ne var? E var. Bir de ne var? N var. Görüyor musunuz? Bu harfler E-T-N dediğimiz harfler. Yani E, T, N harfleri. Bu, bunlar fiili muzarinin başına gelen harfler. Ve bu Nasara, Yensuru olunca Nasara neydi manası Nasara'nın? Yardım etti. Fiili mazi geçmişte olan bir iş. Peki Yensur'u deyince yardım eder diyoruz. Bakın bunda yardım eder Türkçe'de geniş zaman. Yardım eder. E, ya şimdi yardım eder veya da ileride yardım eder. Yani geniş zaman bu oluyor. Demek ki Yensur'un manası neymiş? yardım eder. Peki kalıp nasıl? Bakın şu harekeleri belli be, bu harekeleri kazacağız beynimize. Yani şu kalıbı. Evet şimdi bakalım. Bu yensuru'yu çekelim. Yensuru, yensurani, yensurune. Bakın buradaki görüyor musunuz? Yensurani. Bu bir kalıptır yani. Bunun tesniye olduğunu buradan anlıyoruz. Yani burası tesniye diye iki kişi iki tane erkek şuradan anlıyoruz. Sonundaki bu Efendim Elif ve nundan anlıyoruz. Yensurani. Peki burası Yensurune. Bakın burada da vav var, görüyor musunuz? Yensurune. Bu kalıbı ezberleyeceğiz. Ben söyleyeyim, siz söyleyin. Yensuru, Yensurani, Yensurune. Bir daha. Yensuru, Yensurani, Yensurune. Bir kez daha. Yensuru, Yensurani, Yensurune. Siz de söyleyin ben söyledikten sonra. Peki şimdi geldik burası neydi? Burası erkekler için olan yerde. Bu şimdi geldik hanımefendilere. Evet, onlar şimdi onlarla kadınlarla alakalı müennes dediğimiz parmak. Şimdi okuyalım bakalım nasıl okunuyor. Ten suru. Burada ne varmış? T harfi. Şimdi y gitti, t geldi. Bu kalıp da t'li olacak. Ten suru. Ten surani. Burası biraz değişik. Yen sur ne? Bakın buraya y geldi görüyor musunuz? bu ye tekrar buraya geldi. Burası cemi müennes oluyor. Manası ne? Manası da yardım eder cemi kadınlar diyeceğiz. Yen sur ne? Bir daha okuyalım. Ten suru. Ten surani yen sur ne? Bir daha ten suru. Ten surani yen sur ne? Peki bu anlaşıldı herhalde. Değil mi? Yardım eder bir gaybe kadın. Yardım eder iki tane Kadın yardım ederler cemi kadınlar. Şimdi geldik muhatap ve muhataba parmağına. Yine aynı harf görüyorsunuz. T. Tensuru. Tensurani. Tensurune. Burada bir fark var. Nedir fark? Burada Y vardı. Burada T var. Bunun manası da yardım edersin sen. Yardım edersin sen. Bir muhatap erkeğe söylüyorsun. Tensuru yardım edersin sen. Tensurani yardım edersiniz sizler. iki kişi Erkek. Tensurine yardım edersiniz sizler cemi erler, cemi erkekler yani üç ve daha fazla. Evet şimdi geldik buraya muhatabaya. Evet muhataba parmağına gelince bakın burada bir farklılık var gördünüz mü? Bu biraz değişik. Nasıl çekiliyor yani hemen okuyalım. Tensurine. Tensurine. Burası ne parmağıydı? Muhataba yani karşındaki bir kadına diyorsun. Ne diyorsun? Tensurine sen yardım edersin. Tensurani siz yardım edersiniz iki tane kadın. Burası da tensur ne? Karıştırmayın. Bakın burası tensur ne? Burası yensur ne? Bunu birbirine karıştırmayalım. Bu muhataba bu muhataba karşındaki kadına diyorsun. Ne diyorsun? Tensur ne? Siz yardım edersiniz diyoruz. Evet. Şimdi diğer parmaklara geçelim. En suru nen suru. Görüyor musunuz? En suru nen suru. Nasıl oldu bu? En suru ne demek? Yardım ederim ben. Nen suru yardım ederiz biz. Şimdi bu öğrendiğimiz fiilleri, kalıpları yani öğrendiğimiz fiili Kur'an-ı Kerim'de görelim ve orada e, bu fiillerden karşılaştığımız fiillerden bakalım hem manasından daha feyizli olur, daha çok istifade etmiş oluruz. Evet şimdi kafirin suresinden okuyalım bakalım kelimeler fiillere bakalım. Burada bizim göreceğimiz fiiller var. Şundan şuradan başlayalım ilk önce bakın. Görüyor musunuz ne yazıyor? Erbüdü. Gördünüz mü? Erbüdü. Abede yabüdüden bu fiil neymiş? A, B, D. Fiili mazisinin efendim nasıl? A, Fiili mazisi. Peki muzaresi nasıl olur? Buraya bir tane muzara tarifiye getirelim. Nasıl olur? Yabudu. Peki manası ne bunun? Abede ibadet etti. Yabudu ibadet eder. Manası bu. Yabudu. Peki bunu çekelim. Burayı bulalım bakalım. Yabudu ne demek? Bilen var mı? Yabudu. Yabudu. Ben ibadet ederim demek. Yabudu. Peki bulalım. Nasıl bulacağız? Yabudu. Yabudan. Yabuduna. Sonra ta'budu değil mi? Müennes olduğu için te gelecek. Ta'budu, ta'budani ya'bud ne? Orada değişiyordu. Bunu çekeceksiniz inşallah. Sonra ta'budu, ta'budani, ta'budune, ta'budine, ta'budani, ta ne? Sonra işte burası. Ta'budu, ne'budu. Ben ibadet ederim. Peki yine bak olumsuz gelmiş, la gelmiş. O zaman mana oldu? Ben ibadet etmem demek. Ben ibadet etmem. Ayet-i biliyorsunuz değil mi? Estağfurullah. billah. Kul de ki ya eyyuhel kafirun. Ey kafirler. La e'budu. Ben ibadet etmem. Neye ibadet etmem? Ma öyle şeyle, öyle şeye ki bu bazen bu olumsuz, bu ma'nın çok çeşitleri var. Göreceksiniz. Bu olumsuz yapan ma değil. Öyle şey ibadet etmem ki ne? Şimdi bakın. Bunun bunu da biz şimdi mesela bu kelimeyi az önce çektik. Biraz da burayı inceleyelim. Tabudu ne? Neresi burası? Bilen var mı? Tabudu ne? Var mı bilen? Muhakkak vardır bilen. Neresi? Hangi parmak? Parmağı gösterelim. Bakın şu parmak. Tabudu, tabudane, tabudu ne? Yani cemi, müzekker, muhatap oluyor, değil mi? Niye muhatap? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada ne diyor onlara? Sizin diyor taptıklarınıza, ibadet ettiklerinize ben tapmam, ibadet etmem diyor. Görüyor musunuz? Anlayınca, bilinçli olunca yani bilince ezbere değil de fiilin nereden geldiğini şimdi görüyoruz. Abede ya'budu'dan geliyor. Anlaşıldı mı? Bunu inceleyin, bu fiili de inceleyin. Bakın burada bir fiil daha var. Görüyor musunuz? Yine aynı. Abede ya'budu'dan. Bu, bu ne? Abed-tüm. Ne kadar bereketli bir sure değil mi? Bakın neymiş? Abet Ne demek abet Bakın bu fiili mazi, bu fiili muzari. Nasıl oldu? Abede, abede, abedu, abedet, abedete, abed ne? Sonra abette, abet tüm, abet Bakın abet Demek ki hangi parmak? Hangi parmak? Şu. Bakın çekelim. Şu şekilde. Yani bu fiil abet tümer abet tüm yani bu Cemi müzekker muhatap bakın burada fe, zehebe fiili gelmiş zehebe gitti demek Zehebe. Yani nasıl gelmiş Zehebu gittiler demek Neresi oluyor bu zehebe? Zehebe zehebe zehebu Cemi müzekker bu Yusuf Aleyhisselam'a kardeşlerinden bahsediyor ne zaman ki Zehebu gittiler Demek ki zehe bu vav wow. görüyor musunuz? Cemi vavu wow. gittiler. Cemi müzekker erler. Peki bakalım başka. Bakın şimdi burada da ne var? Kalu. Kalu. Bu ne demek? Kalu. Kale dedi. Kala. iki kişi dedi. Kalu. Dediler. Bakın onlar diyorlar ki, Yine Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri. Ne diyorlar? Ya ebene. Ey babamız diyorlar. Babalarına söylüyorlar. İnne zehebne. Şu fiile bakalım. Ne diyorlar? Zehebne. <laughs> bu, bu neresi? Zehebne. Zehebe'yi çekersek. Zehebe. Zehebe. Zehebu. Sonra zehebet. Zehebete. Zehebne. Zehebte. Zehebtüme. Zehebtüm. Zehebti. Zehebtüme. Zehebtünne. Zehebtü. Zehebne. Neresi? Bu parmağım burası. Zehebne. Burası zehebtü. Burası zehebne. Yani bakın görüyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz zaman çok daha güzel anlaşılmış olacak. Başka fiiller de görelim. Bakın burada da varmış aynı şekilde watarakna. Watarakna biz terk ettik. Watarakna. Bu bu nerede? Bu da aynı yerde. Taraktü. tarakna. Biz terk ettik diyorlar. Evet bakın Fatiha suresinin bu kısmında da var bizim okuyabileceğimiz bir fiil. Hatta bildiğiniz Estağfurullah. İyyake na'budu. Nasıl okuyoruz burayı? Na'budu. Neresi burası? Bilen var mı? Na'budu. Şimdi fiilin mesela bu sülasi mücerretlerden gidiyoruz biz. Üç harfli fiillerden gidiyoruz. Bunlar değişecek. Dört olacak, beş olacak, altı olacak. Şimdi biz temel daha ilk yine Bismillah dedik. Üç harfli olanlardan. Bu gidiyoruz. hangi fiil? Tanıdınız mı bunu? Az önce gördüğümüz fiil az önce okuduk ya abet tüm diye. Aynı fiil nasıl olmuş? Bakın nabudu. Ama bu hangisi? Orada maziydi burada muzari. Nereden anlıyoruz? Bakın A, B, de aynı harfler. A, B, de. Orada abet tüm demiştik. Onun başına muzarat harfinden ne gelmiş? Neye gelmiş bakın. Eteyne, de, dedi, eteyne dediğimiz harflerden ne gelmiş? Böyle olunca bu biz diyordu değil mi? Biz. Yani mana olarak parmağın neresiydi? Tam şu parmağın burası. ne budu? Biz ibadet ederiz. Peki E olsaydı? Er Peki bunu çekelim. Nasıl çekeceğiz? Ya'budu. budu. ne demek? İbadet eder. Değil mi? Ya budu. Ya ne? Bu da cemisi. Ya ne? Onlar ibadet ederler. Ta'abudu budu ta ne? Ta'budu تَعْبُدَانِ تَعْبُدُونَ تَعْبُد۪ينَ تَعْبُدَانِ تَعْبُدُنَا عَبُدُنَا عَبُدُ Bunları zamanla zaten öğreneceksiniz. Bakın nasıl oldu burası? Biz ibadet ederiz. Bu iyiyake başa geldiği için ancak manası veriyorduk. Burada kalmış olalım. İnşallah Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.